Forum halkına selamünaleyküm diyorum buradan. Bloca'yı sayalım İyi, merhaba Güreş Türkiye deseydin keşke. yavaştan. Forum halkına Neyse, selamünaleyküm fark diyorum buradan. etmez. Ney? Bloca'yı sayalım bakalım. 9 olduk. Aa, evet. Ben ve sen dışında The Phenomenal One, Seven, John Asylum, Buse, The Destructive, Emre Kocabaş, Mustafa Karadağ ve Rıdvan. Hoş geldin Rıdvan, nasılsın? Mustafa doktor burada. Başka Destructive, Emre de burada. Sen buradasın zaten. John Asylum. The Final One 7. Forum Nick'i bu değil galiba ya. Forum Nick'i ne reis? Bir yaz da şey ettirelim, tanışalım. Oğuz da geldi Oğuz. şu anda. Oğuz hoş geldin ya. Gel. Şu an forumun en ateşli tartışılan konusu Goldberg değil Ege. Raw Kadınlar. da değil. İşte Cruiserweight zaten on falan filan da değil. İşte Paige Strowman. Braun Strowman da değil. Alberto Del Rio'nun Paige'le evlenmesi de değil. O da çok enteresan bir şey. Paige'in annesiyle babası. James kemer maçı alacak olması. O da değil. Ve O da mı değil? değil. Çok enteresan bir şey. Paige'in annesiyle babası Alberto ile evliliğini onaylamıyorum demiş. Enteresan yani. Kısmetse olur. Şeyine döndü o ya. Ne oluyor ya? Hayırdır ya? Öyle işte. Şu an en çok konuşulan konu bu arada. Kadınların Hell in a Cell'de main event olması Ege. Ne diyorsun? Direkt oradan mı başlayalım, Direkt, açılıştan direkt, falan mı gelelim? direkt, direkt, direkt. Direkt kadınlardan mı gelelim diyorsun? Yani ön bir protokol yapalım. En ateşli konuyu ilk başa koyalım. Şimdi açılış şöyle diyelim. Mick Foley Facebook'unda duyurdu işte Hell in a Cell'in main event'i Sasha Banks vs. Charlotte oldu. Evet, Şimdi Mustafa Karadağ yanlış hamle demiş. Bu arada Chatbox'ın görüşlerini, düşüncelerini, bekliyoruz. sorularını çok merak ediyorum bu konuda. Şimdi forumda bir tayfa var. Sürekli kadınlara, Women's Revolution'a, yani hadi bu ök, Gömen bu mi? iğrenç, bu leş, bu amele sümüğü diyen çok cool olan bir tayfa var. Bunun hakkında ne düşündüğünü soracağım. Bir, ikincisi de yani bu insanlar acaba divaların 2-3 dakikalık hiçbir storyline senaryo içermeyen maçlarını izlerken çok mu zevk alıyordu da bunlara ök pis leş deniyor? Yani bir devrim var Kelly Kelly'nin ortada. bağırışları belki de. Ya ha bir yani bir devrim var ortada, ister istemez main event'tan önce her zamanki gibi koyulmayacak abi, o ne olacak? Haliyle main event'a madem devrim var koyalım demişler, bu bir tepki çekiyor. Nedir? Düşüncelerim baştan aşağı merak ediyorum. Yani şimdi zaten 3 tane main event adayı vardı bu show içinde. Reigns, Rusev, Rollins, Owens, bir de kadınlar. Rollins, Owens'ın senaryosu o kadar duraklama döneminde ki. Hala Triple Ya H gelmedi. o bir uzatma evresi yaşıyor. Ya mesela SmackDown'daki AJ Styles, Ambrose feudu da öyle. Bir şekilde değişik bir şekilde hallediyorlar. Ama James Ellsworth falan bağladı oraya, Ha, renkli hale değişik bir şekilde, getirdiler. ha renkli bir hale, ya değişik senaryolarla hallediyorlar. Raw 3 haftadır aynı şeyleri üst üste izletiyor. Birazcık bir sinyal çakıldı. Bugün tartaklama olayı döndü Owens'la Jericho arasında. Tam o arada Steph böldü. Neyse, kadınlar diyorduk Ege. Yani kadınların burada çok iyi ilgi almış olması muazzam bir şey. Evet. Bu radyoda genelde 5 dakikada konuşup geçiyorduk. Evet. Şimdi şöyle başlayayım. Hı. Kadınların üstünde çok ciddi baskı olacak şu anda. Hem Main Event hem Woman Revolution'ın bütün yükü omuzlarında şu anda. Tabii İkisinin iki omuzlarında. kişinin omzunda tabii, ister istemez. Çünkü feyutta başka isim kalmadı. Dana Brooke'la Bayley'i aradan çektiler. Şimdi yani bu maçı iyi, çok iyi yaparlarsa durdurup bilmeden devam edecek Revolution. Eğer basit kötü bir maç olursa herkes tarafından geriye kayacak yani. Gene mid kartlara çekilecekler. Evet, John Aslim hak ettiler böyle bir şeyi. Çünkü ilk defa bir Hell in a Cell maçı kadınlar arasında. Mi olması, main event olması güzel bence demiş. Mustafa Karadağ Hell in a Cell olması hata. Ya neden hata abi?
Neden hata Mustafa? Başka maç yok doktor ki ortalıkta şimdi. Şöyle ya hayır mi? Başka güçlü bir senaryo var mı? Bundan güçlü bir senaryo var mı? Bir, ikincisi kadınların erkek güreşçilerden ring içi teknik olarak bir eksiği var mı? Charlotte ve Sasha'nın. Soru. Emre Kocabaş demiş. Bence haklı. Kaç kere kadınlar Hell in a Cell maçı izlediniz oğlum diye. Yine seni yuh alıyorlar. Roman Reigns kadar bu alıyorsun bugün de. Kevin Onsko hoş geldin. Bu ara yeni katılan The Beatless İsmail hoş geldin. Güneş İlyas hoş geldin. Forum Nick'inle Güneş. Buğra Gür Miss Vibe sanır versene. Bu senin benim avatarımı kullanmasından ötürü. Hell in a Cell'in kasvetini kadınlar sömürse konuşacağım ben. Evet. Burada ne demek istemiş olabilir? Oz istersen yayına da gelebilirsin bu arada. Ne demek istemiş olur Junior? Olabilir Junior Ege. Vallahi herhalde şey demek istiyor. Kadınlar berbat bir maç çıkarırsa falan demeye çalışıyor. Ya. Kadınların bütün gücünü kullanması lazım. Çünkü henüz mesela bildiğimiz normal teknikle olacak bir şey değil yani. Bir sertlik, bir ya, ne bileyim kafese vurma, belki özel bir spot. 2008'de Hell in a Cell show var mıydı pay-per-view? 2009'da başladı. 2009'da başladı maçıyla. Diye aynen hatırlıyorum. 2009'dan beri bilinçli bir şekilde izliyorum. Ya ben öyle bir hani kadınların kaldıramayacağı şiddette, sertlikte bir maç olduğunu daha görmedim abi. Niye bu kadar yabancılanıyor? Aman ya Rabbi, olamaz, kaldıramaz, bitemez. Üstelik haber sitelerinde işte kafesin tepesinden Charlotte'ın uçacağı falan söyleniyor. Ha olur olmaz, o başka bir şey. O şu da çok kötü bir hamle olur zaten. Şu da bak başka bir şey. İki güreşçi ringde, ya o gün gününde olmayabilir. İyi bir performans gösteremeyebilir. Yani dandunda güreşebilir. Beklentilerin altında da kalabilir. Ama bir potansiyel sergiliyor mu bu kadınlara iyi? Ya sergiliyorlar da şimdi. Bu kadınların şu anda hata yapma lüksü yok eline selde. Evet. Çünkü belki de bu şans bir defa gelecek. Başarırlarsa devam edecekler. Başaramazlarsa bit kartta çekilmeye geçecekler yani. Kendi gelecekleri için kapışacaklar şu anda. Evet, Mustafa Karadağ, Seth Rollins ve Kevin Owens'tan daha az tekniğe sahip kadınlar. Ama burada işlenen kadınların senaryosu Seth Rollins, Kevin Owens'tan yani 3 haftadır üst üste aynı şekilde işlenen senaryodan çok daha üst seviye bir storyline izliyoruz. Kadınlar ilk defa kafese giriyor abi. Hiçbir şey yoksa. Mesela ya zaten John Asylum şey demiş. Evet. Triple Threat'i tekrar izleyin demiş WM32. Doğru söylüyor. WM32'de de bir testten geçti 3 kadında. Başarıyla atlattılar. Oradaki testi başarıyla geçtiği için zaten bu Hell'de şeye çıkıyorlar. Main event'e çıkıyorlar. Uyduruk maç olsaydı gene bir şey olmayacaktı. Evet. Oğuz demiş. Edebi konuşmadım. Bir açıklayayım. Hell in a Cell deyince brutal bir havası var, katılırım. Eğer öyle spotlar olmayacaksa maç türünün havası da kaçacak. Doğru. Bu kızlar normal maçta birbirlerini sakatladı. Neye güvenip bu riskli maçı bookluyorlar? Ya abi sakatlamayan mı var? O yanlış bir bakış açısı bence. Hani bir güreşçi Seth Rollins diye tapıyoruz adama. Ya tapıyor geneli. Şimdi biz sen demeyeyim de çok beğeniliyor. Şirketin altın çocuğu. Seth Rollins'in de içine ettiler ya. Ya ona da girin. Sürekli güreşçi sakatlayan bir adam değil mi bu? Bret Hart bu konuda eleştirmedi mi? Geçmişi çok sakat şu anda işte. Sürekli güreşçi sakatlandıktan ziyade geçmişi bayağı krizli. Güneş hoş geldin BJKGN. Biliyorum. Çok eski büyüdür Güneş de. Ya ben şimdi geçmişteki maçlara bakıyoruz. Evet. Mesela Dean Ambrose Seth Rollins maçı bekleneni verdi 2014'te. Dümdüz maç olsaydı olur muydu? Olmazdı. Olmazdı. Oğuz'un dediği gibi bir sertlik ögesinde işlenmesi lazım o maçta. Düz ringi teknikle olacak iş değil yani. Hell in a Cell kaldırmaz bunu. Oğuz promolarda kafesin yarısından düşüyorlar, ne yapıyorlar? Promolarda sürekli tekrara düşüyor demiş ya Oğuz. Yani sadece promolarda değil, bütün storyline'da 3 haftadır üst üste tekrar yaşayan bir Universal ana kemer şampiyonluğu da var Raw'un ama.
Yani ya öteki tarafta çok farklı değil. Değil mi o Feud ya? He, ara ya, ara. Çok hani öteki taraf farklı değil. Kadınlar tükaka kökü kötü diyebileceğim şey öteki tarafta da çok parlak iyi değil. O da çok kötü. Ya bir de şey şimdi şu anda Cruiserweight Diva Divizyonu gibi bir şey oldu. Eskilerin divası gibi. Ya o Cruiserweight'e geleceğiz. Ya ayrı bir dava gibi ya. Böyle bir şey olabilir mi Ege? Ya brand içinde brand yarattı adamlar ya. Bu gitmez. Böyle gitmez. Gitmemeli. İşte düşündüğüm gibi dümdüz atacaklar ringe güneşin diyecekler diye düşündüm. Doğru. Doğru çıktı şu anda. Ya ring içi yetenek olarak hiçbir sıkıntı yok. Yani ring içi gerçekten tatmin edici adamların. Güzel güreşen insanlar ama güzel güreşiyorlar yani. Biz sadece güreş, salt güreş izliyor. Bunu seviyor olsaydık indiye kayardık. Şimdi biz dürüst konuşalım yani. AE dönemlerinde falan hiç çoğu adam hiç iyi güreşmiyordu. Çok sıkılıyorduk tabii yani ki, izlerken tabii maçlarını. Tabii ki, tabii ki. En orijinal senaryolar o dönemde işlenmiş. Aynen öyle. Şova girelim hangi yavaştan ya. Stone Cold Rock maçını izlerken heyecan kapar ki geç. Ben ilk defa izledim sıralar. Ya bu adamlar ringde niye debelleşiyor dedim ya. Ama öyle gerçekten öyle. Rasmaya... Ama biri star, diğeri de star. İzletiyor kendini. Tabii. Icon, olay bu zaten. Icon versus Icon maçları. Aynen öyle. Şova girelim. Ege, aynen şova girelim. İşte gene klasik promo. Kevin Owens da Jericho ringe geliyor. Evet. Sonra Rollins geliyor işte. Ondan sonra bir maça çıkma kararı alıyor işte Rollins ile Jericho. Klasik atışmalar. List of Jericho. Evet. Her zamanki açılış türü işte. Ya... Bu maç benim hiç ilgimi çekmedi. Canlı izliyordum bu süre zarfında. Hiç ilgimi çekmedi. İlgimi çekmediği kadar da kötü geçti. Son reklam arasına kadar reklam arasına. Ya Owens'ın gelişine kadar hiçbir şey de yoktu karşılaşmada. Daha sonra biraz hareketlendi ve 3 haftadır, 1 aydır olduğu gibi Jericho yine pedigree yedi. Bu tabii haftaya da bir maç belirlendi. Triple Threat. Biliyorsun Ege. Bunu ortalara doğru geliriz de. Hı-hı. Şey demiş, altta da yazmışlar. Seth Rollins Sparkle Crotch dedi ya. Evet. Onu Vince McMahon falan yazdı herhalde. Onun aklından çıkan böyle promolar. Tabii, mümkün. Roman Reigns'e de Tater Tot diyen adam bu. Doğru. Böyle süper kahraman promoları kestiğinde ne oluyor ben onu anlamadım ki. Bu adam 30 dakika kendi başına promo kesiyordu. Ya öyle de işte Seth Rollins face oldu, bir şey devreye girdi. Artık bu adamın ürünlerinin şirket zararlarını azaltması gerek. Ürün satışlarının, marketing gelirlerinin. Yani WWE'nin de hitap ettiği kesim belli. 7-21 yaş mı diyeyim? 28 7-14 direkt ya. 7-14 aslında aynen. 7-14 çok iyimser oldum. 7-14 yaş arasına hitap ettiği için ya böyle süper hero'luklar görmeye devam edeceğiz yani. Bu kaçınılmaz bir şey. Hoş geldin böyle bir din. Hikmet Zevek, sen de hoş geldin. Tater Tot faciasından sonra çok iyi olmadı yani Sparkle Crotch. Tövbe yarabbim. Ya zaten o Rollins Jericho maçına tabii sıkılacaksın. 3 haftada aynı maçı görüyorsun. Ya evet, Rıdvan Veles şirket demiş. Bir şey demiyorum buna. Sen izledin ne şirketi Allah aşkına? Evet. Ardından Six Man Tag Team artık Raw'ların ve SmackDown'ların son zamanlarda çok özellikle Bray Wyatt Shield dönemlerinde çok revaçta olan maç türüydü. Bu anlamsız bir şekilde Golden Truth, yani Goldust, Arturuf, Mark Henry üçlüsüyle Epico, Purumo ve Tidus. Bu arada Tidus... Evet, Tidus. Tidus O'Neil. Kardeşim benim ya. Ya bir enteresan, Mark Henry Braun Strowman'a falan döner diyorduk. Geldi işte Six Man Tag Team'e girdi Ege. Vallahi konuşmak istediğin bir şey var mı? Söyleyecek bir şey bulamıyorum şu anda.
Ya diyecek bir şey yok. Sen bir daha Titus yap. Konuyu kapatalım reis. Ua 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 ua. Ya diyecek başka bir şey yok. Mark Henry return bence yaptı. Şovu, bence o segmenti özetleyen hareketi yaptım. Ya teşekkür ederim Ege'cim. Neydi? Bu arada Mark Henry... Mark Henry return yaptı. Evet. Maç pin yaptı herif ya. Maçı bitirdi. Evet, teşekkür ediyoruz ya. Bu ızdıraptan bizi kurtardığı için. Çok zevkliydi. Brand Split'in yararları teşekkürler. New Day'de Jericho Sheamus'la karşılaştı. Hala Jericho Sheamus... Ne Jericho'su lan? Jericho mu diyorum, özür dilerim. Cesaro Sheamus'la karşılaştı. Geçen hafta olduğu gibi canlı yayın muhabbeti döndü. Maçtan çok o izlendi. İşte telefonu için kavga mavga ettiler. Biggie de roll up'la maçı bitirdi. Ne olacak yani? Bir uyumsuzluk gidiyor. Bu adamlar contender mi şu an? Nedir yani? Aynen. Bu olay ne olacak? Yani bir yere gitmiyor işin kötü tarafı. Ya geçen haftanın gene aynısı. Sadece iki taraftan yani diğer isimler çıkıyor. Telefonun kullanan isim değişiyor. Senaryo aynı. Evet, yanlış mı söyledim? Cesaro demesi bu sefer de demiş. New Day ile Cesaro Sheamus ya. Doğru değil mi? Aynen aynen. Aynen, teşekkür ediyorum. Doğru anons ettiğim için kendimi de tebrik ediyorum. Ya Mustafa Karada Team Hell No olayına benzer. Benzemiyor işte, sıkıntı orada ya. Yani bir arka alan. Backstage lazım. Backstage lazım. Çok lazım yani. Belki şovda iki defa falan lazım backstage. Olmuyor. Ve bazı mallarda bu şova 5 veriyor. Reis, ben de 5 verdim. Mal, niye bana mal dedin ya? İsmail beni... Mal demeyelim de 5'lik değildi yani. 5 vermedim ya de şimdi... Goldberg için 5'te verilmez abi. Ya tabii. 5 vermedim de İsmail'e biraz ajitasyon yapmak istedim. Evet, yıl 2016 olmuş. WWE seyircisi Goldberg'e heyecanlanıyor. Yazık lan. Rıdvan'ın gene WWE kötüleme yorumları. Ya konuşuruz Goldberg ama bambaşka bir heyecan abi ya. 12 sene aradan sonra geri dönmüş. Eski adam sonuçta. Tabii mutlaka olmuş. Mutlaka ve son maçına çıkmaya gelmiş. Hadi son feyoduna çıkmaya gelmiş. Bir de Roman Reigns'le kapışacakmış Lesnar'dan sonra. Öyle haberler var. Kim yazdı bunu ya? Dave Meltzer mi yazdı, kim ya? Vallahi bilmiyorum da Spear vs Spear olacakmış teması. Enteresan of. O zaman... Havada uçan ıslanma miktarı. Enteresan, o zaman bayağı ıslatacak Reigns yani. Bu hafta ıslatamadı ya, acısını mı çıkaracak acaba? Şimdi sonraki segment. Bo Dallas, Curtis Axel, Neville arasında geçen bir şey. Bo Dallas Neville'ı yeniyor. Evet. Neville eziliyor. Hı hı. Ondan sonra... Bo Dallas Curtis Axel'ın üzerinde, daha doğrusu Curtis Axel face turn yapıyor. Hı hı. Bu yani, segment bu. Evet, Bo Dallas'ın kazanması enteresan oldu. Ne düşünüyor acaba federasyon? Herhalde şey, Raven Show hangisiydi? Main Event mi, Superstars mı? Şu an hiç bilmedim, bir yerden sordum. Neyse, ikisinden biridir. Oraya feud hazırlıyorlar herhalde. Oranın main eventini yapıyorlar. Ya o show sadece network'ten yayınlanmıyor mu? Yok. Superstars'mış. Herhalde Superstars'ın main eventi şey olacak bir süre. Bo Dallas, Curtis Axel. Of. Ya bu sadece network'ten yayınlanan bir show değil mi? Yok, normal izliyorsun. Rating yok. Yani televizyondan yayınlanıyor mu? Yayınlanıyor. Niye yayınlanmaz? Televizyon yayını yok diye biliyorum çünkü. Yo, var ya. Var mı? Varsa de... özür dilerim. Sonra Bailey, Dana Brooke. Evet, Bailey. Dana bir borçla falan bir şekilde bitti. Çok böyle garip bir son oldu. Hı hı. Ya, köşede bir şeyler yaptılar, anlamadım. Nasıl bu tür şey oldu? Tuş oldu orada. Bak, çözemedim. Orayı çözemedim açıkçası. Bir yorum getirebilmem mümkün değil.
Aynen. Oğuz'un dediği gibi ayağını iplere koyması gerekiyordu galiba. Bir şeyler oldu yani. Immortal Fatal Crave. O konuyu değerlendirdik. Şimdi spesiyel guest host alacağız. Bir de o değerlendirecek o oraya gelince. Evet, Bailey sence ana kemer oynayabilir mi bir sonraki aday olarak? Ege. Ve Chatbox halkı. VM'ye doğru oynar gibi gözüküyor. 33'e doğru. Anladım. Olabilir tabii. Ardından Paul Heyman'ın Goldberg'e bir takım uyarıları vardı. Zaten show bir Goldberg spesiyel, Raw spesiyel Goldberg tadında geçti. Sürekli Goldberg hakkında flashbackler, işte recap demeyeceğim, flashbackler yapıldı. Sürekli efsane ve eski maçlarından enstantaneler sunuldu. Ve de Paul Heyman canlı bağlantı yaptı şova. 20 yıl önce dedi galibiyetine. 20 yıl olmadı değil mi? Olmadı. Oldu mu lan? Hayır, yoksa? Hadi. Olmadı. WrestleMania 20 işte ya. Aynen, 20 yıl olmadı. İşte 20 yıl önce... 13 yıl olacak. Galibiyetin gazına gelme o galibiyeti. Şimdi kıçın buruştu falan yaptı. Bill ismine vurgularda bulundu. Denver seyircisine sinirlendi ardından. Bu söyledikleriniz kulağıma geliyor. Adam olun ayağınızı... Lezzet kızıyor. Evet, aynen. Adam olun ayağınızı denk alın falan. Bu arada çevirisi YouTube kanalımızda var. İzleyebilirsiniz arkadaşlar tam çevirisi. O zaman geçelim mi buraya? Yok yok, konuşalım. Geçelim hadi, görüşürüz. Evet, Heyman'ı öyle Braun yolladık. Roman. Evet, squash match sonunda bir senaryoyla birleşti bu hafta. Sami Zayn. Evet, Sami Zayn. Evet. Şaka değil yani. Braun Strowman karşısında main eventer yeteneğini, potansiyelini gördüğümüz Sami Zayn. Geçen hafta Golden State'in ikilisini çıkarmışlardı. Stephen Curry ile Klay Thompson'ı. Aha. Bu sefer de Denver'ın üçlüsünü çıkardılar. NBA üzerinden ilerliyorlardı yani şu anda. Doğru. Haftaya da şey çıkardılar. Rick Rubio, Karl Towns falan, Minnesota, Kevin Garnett bir şeyler yaparlar gene. Show Minnesota'da mı? Aynen. Brock Lesnar'da olacak. Ha, doğru. Brock Lesnar haftaya duyuruldu. İşte Strowman, Sami Zayn'i ezecektir tabii ki. Çünkü seyirci ya tarafından sevilen isimleri ezerse biraz heat kazanır. Bu şekilde bu olabilir. Daha etkili bir karakter olur. Sami Zayn içinse yapacak bir şey yok ne yazık ki. Evet, İsmail gerçek bir rakip demiş. Gerçek bir rakip. Yani gerçekliğinden şüphemiz yok da rakipliğinden şüphemiz var. İsmail. Konucundan şüphemiz yok ama olabilecek maçın. Yani rakip olayına takığız biraz. Önceki yayınlarda Sami Zayn hakkında yorum yapmıştım. %100 haklı olduğum ortaya çıkıyor. Evet, ne yazık ki Rıdvan'ın haklı çıkması. Güneş, İlyas, bence Zayn ve Neville için en iyisi tag team olmaları. Bu gidişle jobur olurlar. Valla Güneş. Oldular bile şu anda zaten Güneş, gidişat olarak. Oldular bile, doğru. Ege'nin yorumu doğru. Güneş, seninki de çok doğru. Bilmiyorum abi, Cruiserweight'e bu adamları dahil etmeyecekseniz, Cruiserweight'i brand içinde brand haline getirecekseniz olmaz. Biz neyden ümit ediyorduk? Başımıza ne çıktı ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya bu kadar dar kafalı olunmaz. Ardından Lana ile Rusev ringe geldi. Of. Ve Roman Reigns'e hayatının dayana attılar. Nasıl attılar? İşte Lana araya kadınsal güçlerini kullanarak girdi. Roman Reigns mert adam gibi adam olduğu için ona ağzına iki tane vurmadı. Bir Superman punch geçirmedi. Of. Onun için dayağı yedi kardeşim, ne diyorsun? Roman Reigns gerçekten adam gibi adam ya. Islattı gene dayak yemesine rağmen. Dayak yerken ıslattı değil mi? Aynen öyle. Kardeşim adam başka ya, evet. Adam böyle dedi. Kafeste ikimiz olacağız dedi. Ve birimiz girecek ve sadece bir kişi çıkacak dedi. Evet. Böyle gene güzel laflarla ayır verdi. 911 arayacaksın dedi işte maçtan, evet, sonra. Evet.
Yani Roman Reigns'e gene karizmatik laflar vermeye devam ediyorlar. İyi de oluyor bence. Yani. Ben... O bakıyor zaten ya, böyle bir iki cümle söylüyor. Böyle iyi. Bakışlarıyla promo kesiyor ha. Adam bakışlarıyla kadınları korudu geçen hafta be. Abi o neydi ya? Kadınlar hayatın eşek sudan gelinceye kadar dayak yiyecekti. Bir bakış attı. Bence ringe gelmesine de gerek yok artık bundan sonra. Bakış atarak sinyal yayabilir. Bakış atarak adam kemer maçı hakkı alıyor ya. Kevin Owens'a karşı. Ya bir... Maçı aldı yani, böyle baktı. Aldı. Gerçekten Roman Reigns kardeşim ya. Bu kadar yetenekli bir adam olamaz ki. Ben daha önce telekineziyle promo kesen bir insan görmedim. Yetenek. Yetenek değil de ne bunun adı? Şimdi Fener'in yeni menajerini açıklamışlar. Ya! John Benjamin Toshak. Dikten sonra. Defasında skeç iyi alacaklarmış. Ya işine ya. Enzo Case ve Club arasında bir sürtüşme oldu, ona geç. Enzo adam mıdır? Ya Enzo adamdır da yanındaki bir kez ikinci Roman Reigns olacak gibi geliyor. Ben Roman Reigns'i kaybetmek istemiyorum ya. Ya bir kez de ıslatıyor, az buz değil. O da bakarak istediğini oluyor. Ya o ilginç, onların arasında değişik ilişkiler var Ege. Dayak yeme zamanı gelince Enzo yiyor. Dayak atma zamanı gelince bir kez atıyor. Ben onların arasındaki iletişimi de pek anlayamadım açıkçası. Genelde şöyle oluyor. Enzo dayak yiyip bir kez hadi kalk usta. Hadi kalk. Hı hı. İşte teselli ediyor. Arkalarına gidiyorlar. Dayak atınca da Enzo önüne geçiyor böyle. Pembiş kıyafetler. Ondan sonra bir kez bağırıyor, çığırıyor. Enzo'nun yanında şeylik yapıyor. Palyaçoluk yapıyor. Böyle garip bir takımlar. Dağıldıkları zaman ne olacak onu çok merak ediyorum. Bir kez nasıl dövecek? Ya o tek team dağılmalı mı? Bir adam. Dağılmalı mı o tek team? Yok, şu anda değil, ilerisi için yani. Ya abi tek team'de güreşen herkesin tekli kariyerinin çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Ama kes olacaktır. Vince McMahon'in gözdesi biliyorsun. Ya gözdesi. Tabii kaslı ki. Kaslı herif be. Tabii ki. Tabii ki kardeşim. Kesinlikle. Mecbur da alacak o takım yani. O kaslar birebir çıkmalı sahneye. Katılıyorum. Kesinlikle. Ardından Sasha. Hatta Charlotte'la konuşmadık, onunla beraber evet, konuşalım. Evet, Sasha'yla evet. Aynı zamanda kimi çağırıyoruz? Spesiyel konumuzu çağırıyoruz. Women's Division'un konuşması için. Evet. Attım. Daveti attık. Bekliyoruz. Sen geç. Ege. Şampiyon geliyor ya. Kim maçtaki favorin? Hoş geldin bu arada Buse. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Biz de Women's Division hakkında konuşuyorduk. Ne diyorsun Women's'ın Hell in a Cell maçına girecek olması ve main event olması hakkında? Ben de şimdi siz böyle şey etmeden önce onu düşünüyordum. Ne düşünüyorum gelecek olsak. Hani biz bu zamana kadar kadınların her halini gördük yani. Nasıl desem, nasıl her halini gördük? Neler ya. Diyorsun? Neler diyorsun? Sıkıntı görmüş insanlarız. Ya üstelik hani hepimiz demeyeyim de bazılarımız hala bunları bekliyor yani. Hani kadınlar çıksa da hani biz bunların şurasını görsek, acaba Charlotte bugün ne giyecek de yani götü açılacak, göğüs açılacak, neresini göreceğiz? Charlotte bunu kendi yapıyor zaten tight'ını kaldırarak. Ya mesela örnek veriyorum. Ya şimdi gene modaya girmeyin, evet. Hayır, modaya girmiyorum yani. Bunun Nikki'den de beklenme oluyor. Mesela Nikki şu an biraz hani kıyafetleri falan böyle biraz uzatmış, farkındayız. Mesela ona bile laf var yani. Nikki niye uzattı? Niye göremiyoruz biz onun o taraflarını? Kim? Kardeş yani. Bunu ben yapıyorum. Bir dakika, bana laf mı atıyorsun şimdi?
üstüne alınan alınsın yani. Aaa! Abi hiç Dinembros konuşmadık bugün ya. Tövbe tövbe. Dinembros'ta kadınların arasına sokalım istiyorsan. Bu nasıl teklif? Yarım saatte bir Dinembros demeyince böyle bir üşümeye başlıyorum. Evet. Evet, alttan hemen Ambros çöpler başladı. Buyurun ya, devam edin. Roman Reigns. Seviyorum. İsmail attığı yorumu gördün mü? Sen hep tehlikeli sularda yüzüyorsun demiş. Katılıyorum. Hadi Charlotte'ın götünden devam edelim şimdi. Ne? Oradan kalmışız. Ya yani. Ben en son Nikki diyordum. Nikki kardeşim. Evet. Nikki de az değil yani. Ama bu arada kapandığı için çok laf yiyor mesela. Ben çok şahit oldum. Nikki onlara. Nerede kapandı abi? En son bir kot kapandı ya. Kot short giy, short kot mayo giyiyordu. Abi o nasıl bir şey ya? Kot giyiyor kadın be. Kot bikini giyiyor. Kotu bikini yapmış orası yani. Orası burası görmüyor diye laf tutuyorlar yani. Kim yapıyor ya? Bikini nerede bu terbiyesizler ya? Ben kaç defa geldim. Sizi bilmiyorum. Evet, Ege, sen ne diyorsun bu Cruiserweight'lerin maçı hakkında? Vallahi her hafta aynı şey diyoruz yani. Ring içi çok iyi, biraz senaryo gelişimi lazım diyoruz. Hı-hı. Bir sonraki segmente geçiyoruz. Kaç haftadır böyle? Ya bu konuda bayağı canım sıkkın benim. Kulak, Cedric Alexander, bunlar gerçekten yetenekli adamlar. Ama bir senaryo vermezsen bizim izlediğimiz şeyin adı profesyonel güreş. Spor eğlencesi değil, minder güreşi olur yani. WWE Universe modu değil burası yani. Rastgele maç atıp böyle güreştiriyorsun. Jimnastik falan olur yani. Buse. Buse burada mısın? Buse düştü galiba. Evet Ege. Yok düşmedi, geliyordur şimdi. Tamam sen yorumla. Cruiserweight'ten ziyade o konuda bir de şey var işte. Raw SmackDown teklifini kabul etmiş. Kabul etti. Buraya gelelim. Abi. Aynen öyle. Cruiserweight'i geçti artık. Hep aynı şeyde deyip duruyoruz. Survivor Series artık yani 4 tane ana brand. 4 tane ana brand ne? 2 tane ana brand, 4 tane ana show. Survivor Series'te hani Bragging Rights havası verebilecek. Yani o iki brandin hangisinin daha iyi olduğunu kanıtlayabilecek bir konsepte sahip. Haliyle bunu iyi değerlendirdiler. Sen kimin tarafındasın Ege? Yani şimdi Sasha Banks da, Dean Ambrose'da Becky Lynch, SmackDown'da 2'ye 1 SmackDown. Burası bir değerlendirme. Evet bir şey söylüyordun. Şöyle şimdi başlayacağım. Ana kemer maçlarını yapmanın gerekli olduğunu düşünmüyorum ben bu şöyle. Mesela AJ Styles Dean Ambrose maçı. Gereği yok ki bu maçı artık bir daha olmasın. Yani gereği yok. Bence de dahil ya da olabilir. Seth Rollins 4. kaçıncı maçlar oluyorsa artık. Hell in a Cell'den sonra. Doğru dahil olabilir. Dediğin gibi Survivor konsepti bu feud'ları geçiş sürecine sürüklemek için çok ideal. Dediğin gibi. AJ vs Owens yaparlar. Becky Lynch Sasha. Hı-hı. Ondan sonra New Day, Heath Slater, Rhino, Roman Reigns'e Dolph Ziggler. Ondan sonra geri kalanında işte şey 5'e 5 normal maçı atarsın, kadınları atarsın, tag team'i atarsın, 7. Bir tane şey Jobber maçı koyarsın. Doğru. Burak Lesnar, Robert 9 gitti al. Bu şov tadından yenmez Ege. Şovu kapattım ya. Yani. Buse senin kadınlarda Survivor favorin kim ve hangi brand'den yanasın? Yani şimdi AJ ve Nikki'yi çok seviyor olmama rağmen. AJ'yi bırak Allah'ın ya. Her kadınlar özelinde. Tepkinden üstün geliyor. Charlotte benim için hepsinden üstün geliyor yani. O yüzden Charlotte ne taraftaydı? Ben de o taraftayım. Evet, John Wesley'in forumumuzda Survivor Series etkinlik haftası oluyordu değil mi demiş. Evet, 4 büyük pay-per-view'da 4 büyük etkinlik haftası oluyor. Bir de yaş PPV kaldı şu anda ya şaka maka. Ortak 4 PPV kaldı. Aynen ya bu izlenimi sevdim ama Ege ya. WWE artık bir federasyon gibi 2 tane eğlence şovu var. Birbiriyle yarışıyorlar. Bu çok güzel bir senaryo aslına bakarsan.
Bir de Raw'ın biraz daha kendini doğrultması lazım ki şu anda mesela SmackDown ilk show dışında hep gömdü. O ya, hani Finn Balor'un contender olduğu doğru, show dışında. Doğru, doğru. Ben SmackDown'ın ratinglerinin WrestleMania döneminde, Raw WrestleMania döneminde 3'ün üzerine, 3 milyonun üstüne çıkacağını ve Raw'ın da Raw WrestleMania döneminde SmackDown'ı geçeceğini düşünüyorum. Ya muhtemelen şeye bağlayacaklar Raw'ı. Owens vs. Balor'a bağlayacaklar kemer maçını. Ana kemer maçı. Diğer tarafı AJ Cena. Öyle. Yan maçlar Dean Ambrose, Randy Orton belki. Öyle. Buse bir şey diyordun. Ne? Sasha Banks'i yorumluyordu Buse şimdi. Sasha Banks Charlotte maçını. Bir şey söylüyordu. İzin ver konuşsun. Evet. Kim dinle. Hani Kevin Owens'tan kemeri alır diye düşünüyorum ben. Kim? Döner. Kim ne zaman? Ne zaman oğlum? BM'dedir. Bu herifin dönüşü en az bir 8 ay. Ya ne zaman dönersiz? Yani kemeri korur o zaman. Kevin Owens korur diyorsun. Evet, Finn alır diye düşünüyorum. Jericho Survivor Series'ten sonra bizi bıçaklar öldürür o zaman bu feud ya. Bu Kevin Owens'ın Rey'ni. Öldürecek zaten, onun kaçarı yok artık. Ya ben şu an bile sıkılıyorum yani. Abi, yani sürekli aynı sürekli yanında yani Jericho. Jericho olmasa dediğin gibi Buse. Ya biz ne zaman kadar bu Jericho'nun içine de ettiler ha. Evet. Ya. Doğru. Bu arada çok demiş. Dörtlü maç oldu ya hani. Şey, kemer maçı. Cass, Roman, Seth Rollins, Owens. Hepimiz burada heyecanlanmıştık. Seth Rollins face turn yapıyor. Aman ya Rabbi, mükemmel olacak diye. Şimdi hiçbirimiz elde, elde kaldı sıfır. Ben istemiyordum. Triple H bile daha açıklama yapmadın. Ben niye Seth Rollins'e saldırdım diye. Adam ya o işin gerçekten hala bir senaryoya bağlanmaması ciddi manada yorucu ya. Ya ne abi, ne zaman tamam Triple H'i Royal Rumble'a kadar göstermek istemiyor olabilirsiniz. Belki Royal Rumble'dan önceki pay-per-view'yu ama yapın. Belki bu önümüzdeki Survivor Series ama olayın üstüne 2 ay geçti. Bağlayın abi. Bu arada demiş. Eşi kim yapıyor demiş de. Kendi ya ringe gelecek. Seth Rollins'in Triple H'e görünen tepkisi falan, bir sürü değişken var burada. Evet. Böyle aracı olmuyor bu iş. Olmuyor doğru. Ya İsmail gelmesi sen lazım o ringe. Sen İsmail'cim, bu olayın bir senaryoya bağlandığını düşünüyor musun? Tek dedikleri sen artık ikinci plandasın. Owens'ın tek dediği konu hakkında sete senden yetenekli birini buldu otorite. Beni seçti. Tamam da ne gördü? Yani bunları gelip bir ringe izah eden biri olmadı bugüne kadar. Bu da WWE gibi spor eğlencesi dediğimiz eğlence kısmının, senaryo kısmının boşlukta olduğunu gösteren bir durum. Hala Amerikan futboludur, NBA dediler. Zaten NBA başlıyor az birkaç haftaya. Az sonra mı? Amerikan futbolunda playofflarına doğru yavaş yavaş geliyoruz diyemem ama sezonun ortasındayız. Evet. Çok beklerler reytikler yarışmak için. Ya. Artık bir an evvel dönsün. Öyle. Aga, Triple H'in lakabı The Game. Oyun kurar ve oynar kafasına göre. Evet ama İşte show da oyun ona bağlı olunca. Evet show. Ya mesele oyunu kurması değil. Oynaması da değil. Mesele bunun seyircilere izah edilmesi. Canı isteyince bitirir, canı isteyince devam eder. Okey, biz buna karşı değiliz zaten. Neden yaptı demiyoruz. Yapmasının nedeni ne diyoruz. Son main event'a geçelim. Ege. Konuyu bağlayalım artık. Okullar işte Triple H çıkar yani şova. Hı hı. Okullar demek ki uygun görmüyor. Bir boş haftayı bekliyorlar herhalde. Ya da bir rating kaygısı var. WrestleMania'ya doğru, Road to WrestleMania'ya doğru ya da Royal Rumble'a doğru o 80 bin kişilik arenayı nasıl dolduracağız kaygısı zaten var. Bugün niye döner abi Goldberg? Bugün niye Brock Lesnar durup dururken feud'a girer, bir şey yapar, iş peşinde koşar? Royal Rumble olan hazırlıktır bunun adı.
Bir de altta yazmışlar o konu hakkında ya, bir şey demek istiyorum ben. Şu Seth Rollins hakkında. Destructive. Nedeni Seth Rollins'in sürekli kemer maçına çıkıp kazanamaması olabilir bence. İşte sorun ne biliyor musun? Olabilir bence biz kısmı. Biliyorsunuz da adamın ağzından sorun, duymuyor. Hayır sorun işte sorunu söylüyorum. Sorun olabilir bence kısmı. Hala bu olayın senaryo bazında işlenmemesi ya. Ya işlenmemesi. İşle gel Seth Rollins de İsmail'in dediği gibi SmackDown'a işte ana kemeri kaptırdı. Bundan i̇şte Dean Ambrose 2 defa maç kaybetti. Ha. Battleground'da kemeri alamadı. SummerSlam'de Finn Balor'a kaybetti. Bir şans verdik bedavada. Aynen öyle. Bunu bağla senaryo ya. Bundan bıktık. Ya WWE gibi bir şirket izliyoruz. Senaryo boşluğu main event'ta ve o kadar büyük ki haftalardır bunu konuşuyoruz Ege. Ya resmen şu anda Brand'ın ana kemeri dediğimiz şey 3. kemere doğru düştü. Öyle. Ne yazık ki kadınlar öyle. Kadınlar ve Amerika kemeri. Aynen öyle. Aynen öyle dediğin gibi. Çünkü Kevin Owens title defense yapıyor. Yapmıyor yani. Bir field kalmıyor akılda. Bir gün sonra uyandığın zaman WWE aklına geldiğinde Kevin Owens'ın reign'i gelmiyor akla. Roman Reigns'in buradan kaçması geliyor. Roman Reigns'in United States macerası geliyor. Kadınların main event'te olması geliyor. Ya da Dean Ambrose'un AJ ile uğraşması geliyor. Ya, Dean Ambrose be kardeşim. Yarın geliriz Dean Ambrose'a. Main event'a geçelim. Ve ufaktan Goldberg bitirelim. Evet, Goldberg bambaşka bir heyecan. Buse ne diyorsun? Ne diyorum? Yani Goldberg yani dönmüş, ben çok sevindim gerçekten. Bugün hani sabah kalktığımda direkt onu açtım zaten. Ne olmuş ne etmiş diye. Ondan sonra zaten kadınlar bir ayak kırıklığına uğradım. Evet. Sonra Goldberg'in gelişini falan izledim. Böyle bir duygu patlaması yaşadım yani. Çok gerçekten çok sevindim. Farklı bir enerjisi, heyecanı vardı. Evet. Aynen. Gerçekten çok insan sevindirdi yani. Ya şöyle güzel bir şey yaptı. Arka alandan gelişini de yayınladı. UFC maçları gibi. Ya. Çok güzeldi gerçekten. Yani bir star geliyor hissini verdiler bu kesinlikle sayede. Arkadan geliyor, herkes onu izliyor. Ve dedik ya WWE'nin 7-14, 7-18, 7-15 yaş grubuna, yani Goldberg'ü hatırlamayan yaş grubuna güzel de bir tanıtım oldu aslına bakarsan. Aynen öyle. Yani biz herkes arkada, bu adam niye böyle herkesin çevresinden geliyor? Demek ki bir şey vardır. Bak yayında 17 kişi var. Sen varsın. Buzer ben varım. Hepimiz Flash TV yıllarından, o Amerikan güreşi mevzusundan izlemişseniz. İzlemişsindir Ege sen. Flash evet. TV. Flash TV'den doğru. Goldberg'ü biliriz ya. Ama 7-14 yaş grubu bilmeyebilir. Dediğin gibi ona da güzel bir tanıtım oldu. Flash TV'de izliyorsak bile şeydir mesela. Gerçek bir şey sanıyorum. Anladın sen ne demek istediğimi yani. Aynen öyle. Senaryoya bağlı bir eğlence olduğundan değil, ziyade çatır çutur dövüşüyorlarmış gibi. Aynen öyle. Elektrik şokları falan, WCW'nun enteresan icatları. Bir de şey yazmış konuda. Sting'i Seth Rollins'e yenilttirdiler. Yani Goldberg'i de Roman Reigns'e izlesinler. Kevin Nash'i de Dean Ambrose'u yensin. WCW rezil olayı tamamlansın denmiş. Çok güldüm o yoruma yani. Ama gerçekten doğru olan bu arada şey. Goldberg'in promosunun tam çevirisi YouTube kanalımızda var. Rayna ve Ege, Rayna Ege'ye, Sefa'ya ve Tolga'ya teşekkür ederiz YouTube'daki katkılarından ötürü. Orada da fena bir... Çöp nerede? Kim? Çöp. Ne çöpü? Sefa çöpü. Ha, akşam geceleri online oluyor ya. Gecelerin beni adamı. Doğrudan mahrum, beni doğrudan mahrum bırakıyor çünkü o aralar. Özel mesajlar her gün yazıyordu yani. Dean Ambrose çöp. Evet, Dean Ambrose'a geleceğiz yarın inşallah. Var mı demek istediğiniz? Size soru sorayım. Goldberg'e gelelim şimdi. Ambrose'u yarın doya doya konuşuruz. Goldberg hakkında söylemek istediğim şey, bir senaryo gelişimi yok. Güzel bir dönüş, geri dönüş promosu kesti. Ne demek istiyorsun Ege? Benim diyecek bir şeyim yok. Farklı bir enerji.
Yani Goldberg şöyle bir durum var. İşte Randy Orton mesela motive olmuş halde motive olmamış halde biliriz yani. Tabii. SummerSlam öncesi mesela çok motiveydi. Sheamus'ta falan böyle hafif maçlarında hiç motive değildi, sıkılıyordu. New Day'i alkışlamaması gerekirken alkışlıyordu. Ama bağlamak istediğim nokta şu. Bray Wyatt feyudunda peki. Geldi yani. Bray Wyatt feyudundaki Orton'u nasıl gördün peki? Sana bir kontra ara sor. Ve şova istekli yani. Çok istekli gördüm ben de. Goldberg'de dediğin gibi. 2015 yıl falan şey motivesizdi. Goldberg'de motive gelmiş yani para için gelmemiş. İstekliydi. Güzel. Çocuklar da tokalaştı. Promo bir, kesti güzel. Promo kesti. Bir özlem var tabii WWE ringine dediğin gibi. Bir de şöyle bir sorun da ortaya çıktı. WWE'de star yaratamama problemi ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Böyle isimler gelince. Kesinlikle. Ben Drak gelince ya abi biz niye böyle adamlar görmedik bugüne kadar diye kendi kendime düşündüğüm oluyor. Ya çünkü biraz da şey yapmaları lazım. Güreşçilerin kendi konuşmalarını kendileri biraz tasarlamaları lazım. Yani ana konuyu verirsin. Aha. Güreşler kendilerine göre konuşur. Jericho'nun yaptığı misal mesela. Evet, adamın promosu... Çok güzel promo kesen adamları harcıyorsun mesela bu şekilde. Bu arada Goldberg'in promosu senaryo dışıymış ve doğaçlama konuşmuş. Yani adam... kafasındaki her şeyi anlatmış mikrofonda ya. Bu bir tecrübe ya, başka bir şey değil. Ya mesela Stone Cold'da bak, enine veriyorlar bu adamları. Adamlar direkt çöp atıyormuş yani. Ben kafama göre konuşacağım diye. Evet. Doğru bir hikaye bu. Yeah, hani doğrudur. Hani geldiler ya Hogan, Rock. Stone Cold falan. Script vermişlerine şunu şunu konuşun diye. Hiçbiri evet. Rağbet etmemiş. Buran nağası biziz demişler ha. Şey demişler. Yıldızların yaratılmaya başlandığı döneme denk geldik. Ya. Öyle de işte. Doğru. Biraz buna, yanlış gidiyor yani. Buna bir geçiş dönemi derim ama yanlış gidiyor. Bu ayrı bir radyo konusu Ege. Söylenecek uzun o kadar şey. Konuşulacak bir şey. Söylenecek o kadar çok şey var ki Ege. O kadar çok şey var ki kanki. Öyle valla. Tamam yeni bir dönem eyvallah da. Yeni ya, dönemi mesela kötü bir şekilde kullanıyorlar deyip kısaltalım konuyu. Mustafa... Gerçekten iyi bir noktaya parmak basmış. Geçiş dönemindeyiz. Aynen. Geçiş dönem. Ciddi manada bir geçiş dönemindeyiz. Ama saat konuşulur bunun üstünde. Evet, geçiş dönemi hakkında bir ayrıca radyo yayını yapalım Ege'cim. Var mı Buse demek istediğin, söylemek istediğin bir şey? Goldberg hakkında. Hayır. Kadınları istiyorsan konuşabilirim abi. Tabii söyle. Ben kadınlar kadın... hakkında söyle. Tamam Ege sen radyoyu sus. Radyoyu da kadınlar main event kapatsın. Buse kapatsın yayını. Evet Buse dinliyoruz kadınlar hakkında. Evet konuşayım. Biz kadınları böyle bikini maçlarında gördük. Eşcinsel hallerini de gördük. Erkekleri hı-hı. cinsel obje olarak da gördük. Aynen ve öyle. Şu an hani bu kadınlar öyle bir yükseliş dönemine geçtiler ki yani kafese giriyor. Yani inanabileceğimiz bir şey değil bu. Her gün gördüğümüz ve görebileceğimiz bir şey değil. Yani hepimizin beklentisi yüksek. Bundan mı ben çok şeyler bekliyorum yani Charlotte olsun, Sasha Banks olsun. Hani Sasha Banks sevmesem bile yani kadın yani iki kadınla mükemmel şeyler çıkaracağını düşünüyorum gerçekten. Hani bizi şaşırtırlar umarım diyorum. Hani beklentilerimizi de karşılarlar. İnşallah. Umarım. Çünkü yani tarihte ilk göreceğiz yani buna. Yani İnşallah. Hepimizin beklentisi yüksek bunda. İsmail katılıyorum. Buse katılıyorum ve inşallah diyorum. Canlı kalıyor muyuz peki Helena Sel'e Buse? Erken yatarsın gece uyanırsın. Yok okul. Gece erken yat gece uyan diyorum sana. Beraber. Ben uyku düzeltemiyorum. İyi peki Mustafa Karadağ'ın bir soru var. Sorusu var doktorun Doktor MK. Goldberg'ün eşi hakkında ne düşünüyorsun? Buse bu konu sende. Evet Buse. Tabii ki. Eşmeş sonuçta kadın yani. Kadın konuları sende işte. Moda 1, kadınlar 2, kemer 3. Evet. En son Goldberg'ün hani çocuğunu falan böyle kucakladığını falan gördüm. Karısını da ucundan gördüm de. Ne karısından? Bana ne karısından? Benim kocam değil ki diyorsun ha? Yani.
Çok teşekkür ediyoruz bu seçim katıldığın için. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. Ege, senin söylemek istediğin bir şey var mı? Ben de değineyim mi şu kafes maçındaki bir noktaya? Tabii değin, kapatalım artık. Şimdi şu inşallah kadınlar kendilerini kanıtlamak için saçma sapan hareketlere girmezler, aşırı riskli hareketlere. Ne bileyim, tepeden moonsault. Hele Charlotte yapmasın. Evet, Charlotte'dan çok korkuyorum ben o yüzden. Yapar. Çünkü Charlotte'ın gözü kara. Gözü yani, kara da. Charlotte 1.50'lik kadın. Kilo olarak 1.50 ips. Sasha 1.10. Ya Sasha da Sasha da çok yetenekli. Belki senaryoya yazılmaz ama bunu kendi talep edebilir. Ya o iki kadın da bak abi. Tamam ya. 15 dakika kadınları konuşalım. O iki kadın gerçek manada güreşçi, güreşmeye aşık, güreşmeyi seven ve senaryoları yaşayan, aynı zamanda yaşatan iki isim. Ya ben çok uzun zamandır, çok uzun zamandır kemer kaybedip kemer alınca ağlayan güreşçiler gördüm. Ya bu kadın maçlara biz işemek için gidiyorduk tuvaletinde. Ya bu bambaşka bir şey. Bu kadınların değeri gösterilmeli abi. Bunlar gerçek güreşçiler. Bunlar dansçılıktan, mankenlikten devşirilen insanlar değiller. Bunlar main event da hak ediyorlar. Gerekirse divizyon ve senaryo gelişirse main event, WrestleMania'daki main event maçını bile sahip olabilirler. Çok büyük bir maç olmalı tabi o. Çok, mesela Four Horsewoman alayı. Tabii ki. Evet. Tabii ki büyük bir maça bende varım abi. Yani kadınlar divalar divizyonunu hatırlayın, 2010, 2011, 2012. Bir de bugün hatırlayın ya. 2013-2014 bir de bugün hatırlayın ya. Nereden nereye uçtu olay? Nereden nereye uçtu? Abi uçtu bunda. Günlerimizde falan şey yapıyorduk. Keli keli bağırınca böyle bir içimiz hoş oluyordu. Yapmayın abi. Ya kadınlar... Lise günler işte biliyorsun. Women's divizyonuna affedersin bok atıp cool olmaya çalışacağınız yere oturun, tebrik edin. Diva divizyonu izlerken geliyordu yani. Şimdi Women's bambaşka bir etkileyicilik halinde. Evet Buse, sana bırakıyorum sözü. Ya gerçekten ben hani şu an mesela Sasha vs. Charlotte'ı izliyorum. Yani gerçekten o hareketler falan da yani insanı etkileniyor. Ben mesela Charlotte'ın gelişinde, Sasha'nın gelişinde falan böyle bitişinde yani duygulanıp ağlayan bir insan, çok ciddiyim bu konuda. Hani Sasha kemeri alsın, Charlotte kemeri alsın. Hani ben zaten eskiden büyük bir Sasha Banks fanıyım. Hani sadece kemeri aldığında falan Charlotte kemeri kaybettiğinde gerçekten ama oturup hüngür hüngür ağlamış insanım yani. Yaşatıyorlar yani çünkü an, senaryolar doğru dediğin gibi. Gerçekten öyle. Biz de ya duygulanıyoruz mesela, izlerken evet. Evet yani hani mesela kemer kaybedince, kemer kazanınca aynen. Gerçekten o kadar güzel şeyler ki hani mesela Kevin'in o kadar iğrenç hani şeylerini izledik bu zamana kadar. Hani Sasha Banks, Charlotte falan böyle ilaç gibi geldi bize şu an. Hani hepimiz böyle ağzımız açık izliyoruz ve hani hepimiz hani bu şeyleri gördükçe hepimizin beklentisi yükseliyor. Gerçekten bunu karşılayacağını ben düşünüyorum. Öyle. Ama inşallah moonsault denemezler ya. Bakalım. Bence dener diye düşünüyorum. Ben. Emre Kocabaş'ın... Denerse Sasha Banks tutamaz Charlotte'ı. Anladım. Ya o çalışacaklardır. Mutlaka çalışacaklardır. Crossbody iyi yapsın mesela. Crossbody ne bileyim. Elbow drop. Çalışacaklardır. Belki hiçbir şey görmeyiz. Emre Kocabaş'ın sözüyle bitirelim o zaman. Umarım chair falan az da olsa ekstrem bir şeyler olur. PG dahilinde demiş. Olmalı. Çok teşekkür ediyorum. Bence de olmalı. Buse ve Ege'ye son sorularım. En beğendiğim maç Ege. En beğendiğim maç yani Cruiserweight her zamanki gibi. Evet, senin Buse? Ya ben kusa kusa da izlemiş olsam da Seth Rollins vs. Chris Jericho diyorum. Aslında ben de seninle aynı fikirde olabilirim. Doğru diyorsun. En şova puanın Ege'cim. Goldberg 2, geri kalan 1, 3. Senin Buse?
Her şova 5 verdiğin için buna da 5 verdim. Şimdi hani Goldberg falan döndü yani. Ya tabii. Tabii. Ben bu Goldberg'ü döndüren şovdu abi. Bu Goldberg'ün spesiyal şovu gibiydi. Ya 12 sene sonra bir efsaneyi döndüren Raw şovuydu. Onun için 12 senenin hatırına, o uzun zaman diliminin ve efsane geçmişinin hatırına 4.5'tan 5 verdim ben. Teşekkür ediyoruz. Radyodaki katılımcılarımız Destructive 3 vermiş. Başka Braun Strowman'a 5 tabii ki. Braun Strowman'a yorumlar gelmiş. Demiş SmackDown'da HBK gelecek diyorlar. İnşallah Destructive. O zaman görürüz Raw'ı. Çok teşekkür ediyoruz. Son sözlerimizi mi söylüyoruz? Evet, son sözlerimizi alalım, kapatalım arkadaşlar. Yarın Dean Ambrose'un ayakta kapatacağı şov için hazırlıklı olalım diyorum ve Hardy Compound'a geçiyoruz DNA olarak. Herkese hayırlı olsun. Ya hadi hadi. Buse sen? Ben de böyle kafes maçı için çok heyecanlı olduğumu söylüyorum. Ben de çok heyecanlıyım. Çok hype'lanıyorum bu maça zaman geçtikçe. Teşekkürler. Kendinize iyi... Charlotte Titro maç. Ya teşekkürler. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle yarın. Görüşürüz. Görüşürüz.